Bugün gelişen olaylara baktığımız zaman Gazze konusunda yüksek sesle konuşan tek ülke hakikaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti ki Amerika'da başlayan ve Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde de bugün itibariyle bir takım hareketlenmeler oldu. Bunun temel sebebi aslında Türkiye'nin yüksek sesle söylemiş olduğu insani ve vicdani duygularını kaybetmemiş toplulukların kendi yönetimlerine karşı gösterdikleri refleks olarak değerlendirmek lazım. O bakımdan yani Alman Cumhurbaşkanlığı'nın tabii ki sıra bana gelince söyleyeceğim çok şeyler var aslında. Ama kıymetli hocama bir katkı olsun diye ilavede Peki. bulundum Tuğba Hanım. Peki, teşekkür ederiz. Doğru. Şimdi orada başka bir konu daha vardı. Ekonomik olarak 65 milyar euroluk bir ticaret hacminin geliştirilmesi üzerine bir anlaşma. Yani bunun amaç daha doğrusu böyle bir şey olması ve Eurofighter meselesi var. Bu Yine düşmüş ama 2010'a göre ben bugün tabii verilere düştü baktım. tabii yani zaten 50 Oldukça milyar dolar düşmüş. Evet. bir hacim vardı. Yani bu baktığımızda aslında ama ben şu açıdan önemli buluyorum. Evet çok tatminkar değil, farklılıklar var, bakış açıları farklı. İsrail yanlısı bir tutum içerisindeler. Ve bunu Batı basınında maalesef bunu antisemitizmle bir alakası yok. Tam tersine burada işlenen bir soykırımı desteklemekle çok alakalı. Nitekim bugün Amerikan Senatosu da aynı açıklamayı yaptı. Netanyahu'yu suçladılar. Bu bir antisemitizm hareketi değildir. Bu Evet. tamamen farklı bir insani tepkidir şeklinde. Şimdi Almanya ile gelen ikili ilişkilere bakarsak Almanya Cumhurbaşkanı'nın ilk defa böyle bir ziyareti var. Daha önce iki defa Sayın 10 yıl, 10 Cumhurbaşkanı'nın yıl evet sanırım 10 aradan yıl sonra. aradan sonra iki defa karşılaştılar. Fakat böyle bir ziyarette bulunmamışlardı. Bu ziyaret şu yönden önemli. Türkiye'nin oyun kurucu konumunda bir bölgesel aktör olarak, jeopolitik ve jeostratejik olarak bölgede çok önemli olduğunu bize gösteriyor. Bu fark mı edildi yeni? Bu yeni fark edildi. Çünkü bu aslında böyleydi. Fakat bunu bir türlü kabul etmek istemediler. Türkiye'nin bir duruşu var şu anda. Biliyorsunuz Evet. aynı zamanda bir operasyon NATO'da çok sürecindeyiz. daha etkin bir rolü evrildi Türkiye'nin pozisyonu. Evet. Çünkü savunma sanayini geliştirdikçe Tabii. şey oldukça bu Tabii. bölgesel güç yani en üst seviyelerine geldi Türkiye. Evet. Yani bu Avrupa Birliği'nin gücünün de şöyle biraz iddialı olacak söyleyeceğim şey bir gazeteci olarak da söylemek istiyorum. Aslında Türkiye'deki son 10 yıl içerisindeki savunma sistemleri konusunda Türkiye Avrupa'nın da üzerine çıkmış durumda yani. Peki Avrupa Birliği konusuna da gelelim size Geleceğiz, gelince. geleceğiz, Peki geleceğiz. efendim. Hocamdan Var sonra mı direkt inşallah. Yani şu, o açıdan önemli buluyorum ama yoksa konuşmalar çok tatminkar değil. Yani özellikle şunu da söylemem lazım. Irkçı saldırılardan bahsetti Sayın Cumhurbaşkanı. Solingen faciası ve son dönemde dört Evet. küçük çocuğun ölmesine neden olan ırkçı saldırılar. Bu ırkçı saldırılar sadece Almanya'da değil maalesef birçok yerde var. Bununla ilgili de verilen cevap bana çok açıklama Sayın yetersiz Cumhurbaşkanı'nın buldum. zaten de destek talebinde Evet, bulundu. destek Çünkü talebinde bulundu. bir safsaklama Oradaki var orada yani. Türklerin güvenliklerini ama Tabii. maalesef ben kendi orada bulunduğum süre içerisinde de gördüm. PKK çok rahat gösteri yapabiliyor ama Gazze hakkında direniş yapan öğrenciler, insan haklarını savunan öğrenciler tutuklanıyor. İkircikli bir politika var ve aynı zamanda Türk ırkına karşı bir hakikaten bir şiddet uygulanıyor. Bu uygulanan durumun da Biraz açacağım ben bu konuyu. bunu açalım. Almanya'da Bunu Türklerin açalım çünkü Türklere gerçekten kesinlikle şu bunu an benim açacağım. Almanya'da dostlarım var ve çok korkuyorlar. Yani Olası korkuyor. bir Türklere karşı yapılacak herhangi bir olayda devletimizin bir B planı var mı diye birazdan Tabii, geleceğim tabii, size. tabii. Peki. Efendim, döner yediniz mi siz? Vallahi 60 kilo döner yemişler maşallah. Kilo alacak da haberleri yok yani. 60 kilo döner az bile. Şimdi tabii ki Almanya'yı konuşurken bizim müttefikimiz bir ülke. Evet. Hem de tarihi bağlarımız olan 4,5 milyon üzerinde efendim Türk vatan Türk tabii. vatandaşımızın yaşadığı ticari ilişkilerimizin olduğu Ve hakikaten Avrupa'da en samimi dostumuzun tabii ki olduğu bir ülke yani. tabii yani Evet. Geçmişte. Şimdi bunlar Geçmişte. tabii ki Evet. Almanya geçmişte kıymetli hocam çok güzel bir şey söyledi. Geçmişte bizim buradan 4 milyonun üzerinde 4-4,5 milyonun üzerinde bir nüfusumuzun göç ederek
orada bir ihtisam edilmesi, daha sonra orada büyüyen, yaşayan insanlarımız, çocuklarımız, evlatlarımızın... Artık dördüncü Türkiye nesil olacak herhalde. Tabii Türkiye ile ilişkileri öyle hani sadece böyle bir turizm amaçlı ilişkiler değil. Köklü ya da döner amaçlı. Ya da sadece döner yemek, kebap yemek amaçlı değildi. Bir çok ama, küçük ilave. Almanya'nın sanayileşmesine Türk işçilerimizin katkılarının çok büyük olduğunu unutmayalım. Kesinlikle. O zaman kullandılar. Şimdi Türkleri aşağılıyorlar. Kesinlikle. Almanya'nın büyük ekonomi olması, kalkınması gerek sanayide, gerek endüstride, gerekse efendim hizmet sektöründe kalkınmasının temel sebebi orada yaşayan vatandaşlarımız.